güzel kızım. Annesi kızını çok mu özlemiş? Anne seni çok özledi bebeğim. Oh! Aa anne, evde miydin sen? Mustafa? Mustafa bize misafirliğe geldi. Hayırdır kızım? Senin gözünün içi gülüyor. Hı? İş buldum. Çalışacağım. İş mi buldun? İş mi arıyordun sen? Yok, aslında ben aramıyordum. Bana teklif ettiler, ben de kabul ettim. Bana niye söylemedin Berrin? Hakan'la beraber... Hani ben Hakan'la aynı işte çalışmak istemiyorum. Üstelik senin olan bir iş. Ya. Anne, ne olur şimdi darılıp gücenip benim de keyfimi kaçırma olur mu Allah aşkına? İyi. Öyle olsun. Neymiş? Hollanda'da bir olay olmuş, onu araştırıyorlarmış. O yüzden almışlar karolini. Ne olacak? Mahkeme karar verecekmiş. Belki de Hollanda'ya götürürlermiş, bilmiyorum, ne bileyim işte. Anne, merhaba. Ben Mustafa'yı alabilir miyim? Bakabileceğin mi bir başına? Ne yapayım ben? Bir mecbur bakacağım. Sen Mustafa'ya bir göz kulak olu ver, ben hazırlanacağım. Nereye gidiyorsun anne? Ali'ye gittim evine. Ben bakayım Mustafa'ya eşyası meşyası orada nasılsa. Hadi bakalım. Babaanne. Avrupa'da falan öyle çocukları öptürtmezler. Mikrop kapmasın diye sen de herkes öptürtme. Babası? Hakan. Hakan. Eminim kızını çok seviyordur. Dilerim kızı da onu. Sen de Mustafa ile gönlünce yaşarsın baba. Sevgiyle. İnşallah kızım.
Cemile, bugün bir takım adamlar geldi atölyeye. Kimdi onlar? Anne. Ekrem Tatlıoğlu geldi. Hakan'ın babası. Ne istiyormuş? Niye öyle o kadar adamla gelmiş öyle? Hakan'ı işten çıkarmamı istiyor. Berin'le evlenmesine karşıydı da hala aynı dava. Sen de söyledin. Olmaz. Neyse Cemile, dikkatli ol, tamam mı? Ne bileyim, eğer bir şey olursa sen dikkatli ol. Anne, bu Ekrem Tatlıoğlu şimdi seninle uğraşıp duracak. Kızım, sen merak etme. Hakan'a da bir şey söyleme, olur mu? Şimdi işten çıkmaya kalkar, babasıyla dalaşır filan. Sakın bir şey deme oğlum. Berit, biz gidiyoruz. Sen geliyor musun bizle? Geliyorum babaanne. Allah'a ısmarladık anneciğim. Sen ne zaman işe başlıyorsun? Berit, hadi ya. Geliyorum babaanneciğim. Yarın başlıyorum. E Zehra'ya kim bakacak kızım? Normalde babaannem bakacaktı ama o şimdi Mustafa'ya bakacak. Bilmiyorum. Ben yarın bir bakıcı göndereyim size ha. Zehra'ya bakması için. Anne, bakıcıya verecek param yok benim. Aa, aşk olsun Berin. Lafı mı olur be yavrum? Hallederiz. Aa. Çan. Ne konuşup duruyorsunuz orada? Tamam babaanne, geldi. Cadı. İplik fabrikasından aradılar. İstediğimiz iplikleri gönderemeyeceklermiş. Nereden çıktı şimdi? Bu göndereceklerdi bugün. Öyle dediler. Niyeymiş? Bir şey demediler. Aha. İyi, kendileri bilir. Biz de bir daha onlardan iplik almayız. Sanki başka iplik fabrikası yok. Alo? Ben Ekrem. Hakan konusunda söylediklerimi bir kere daha düşündünüz mü Cemile Hanım? Anladım. Şu mesele. Evet, o mesele. Düşünecek bir şey yok Ekrem Bey. Düşünmeye ihtiyacı olan sizsiniz. Alo. Ben Cemile. Cemile Karcı, Karcı Triko'dan. Buyurun Cemile Hanım. Bugün ipliklerimizi neden göndermediniz? Vallahi Cemile Hanım, stok kalmadı elimizde. Makinelerde de arıza var. Yani o yüzden gönderemedik. Kusura bakmayın. Yok canım, ne kusuru, ne demek? Demek makinelerde arıza var. Ya, evet. Ben o arızaları bilirim. Tamir etmekte de üstüme yoktur. Nasıl yani? Ben tamir ederim, o arıza ediyorum. Hem de buradan, telefonla. Nasıl olacak o? İplikleri yarın gönderirsen 3 katı fazla para öderim sana. Ne diyorsun? Tamam, yarın sabah kamyonu yükletirim. Gördün mü bak, makineler nasıl tamir oldu hemen. Tıkır tıkır çalışırlar artık, merak etme. İyi günler. Şşt,
Bak bakayım buraya. Yarın sabah Karcı Triko'ya gidecek malları kamyona yükleyin, tamam mı? Ama siz dediniz o mallar yüklenmeyecek diye. Lan o zamandı hıyar herif. Şimdi de yükleyin diyorum. Tamam, ne kızıyorsun be? Lan bir de hesap soruyor Sibop ya. Ekrem Bey, Karcı Trigo'ya mal gönderen iplikçi vardı ya efendim. Evet, ama artık göndermiyor değil mi? İplikçi yan çizdi efendim. Sanırım kadın daha fazla para veriyor. Kamyon yarın Karcı Trigo'ya gidiyor efendim. O gerizekalıya parayla saadetin olamayacağını anlatalım o zaman. Yolculuk bitti. Olur mu ya? Mal götürüyorum. Patlak lastikle yola çıkılır mı? Hem tehlikeli hem trafik kurallarına aykırı. Lastik patlak falan değil ki. Yanılıyorsun. Gördün mü? Hepsi patlak. Gelmedi. Aramadılar değil mi? Yok, aramadılar. Alo. Ben Cemile Karcı. İplikler hala gelmedi. Sen sözünde böyle mi duruyorsun? Vallahi bildiğin gibi değil Cemile Hanım. Kamyonu iplikle bükletip senin atölyeye gönderdim. Yolda eli silahlı adamlar kamyonun önünü kesmişler. Lastiklerde ateş edip patlatmışlar. Ne? Şoförü de tehdit etmişler. Adamcağız çok korkmuş anda. Peki ipliklere bir şey yapmışlar mı? Yapmamışlar ama... Ben o iplikleri istiyorum. Bakın Cemile Hanım, belli ki belalılarım var. Ben yeni bir kamyon daha gönderemem. Bu defa da bu kamyonu yakarlar. Adamlar çok ciddi. Bana bak, kamyonla bir şey olursa hallederiz, merak etme. Sana yepyeni bir kamyon alırım. Ben birkaç saat sonra orada olacağım. Kamyonu kendim teslim alıp atölyeye kendim getireceğim, anladın mı? Nasıl olacak bu iş? Sen orasına karışma. Öyle olsun. Ama kamyona bir şey olursa yenisini isterim, tamam mı?
Tamam, hallederiz dedik. Alo Kerim, sen misin? Ben Cemile. Atölyeye kadar geliver. Senle bir yere gideceğiz, işimiz var. Tamam. Cemile Hanım'ın iplikleri başka bir kamyonla yola çıkıyor. Haberiniz olsun. Söyleyin, inat etmeyi bıraksın, dediğimi yapsın dedi. İkinci kamyondan da haberleri varmış. Dağ başı mı ulan burası? Görüşeceğiz. Sen işinin başına dön. Nerede kaldın be Kerim? Cemile, bu Ekrem Tatlıoğlu seninle niye bu kadar uğraşıyor? Ali, git başımdan. Kerim, ağaç oldum ben burada. Abla yolu kapatmışlar. Vallahi hiç yoldan dolanıp geldik ya. Nereye gidiyorsun? Seni ilgilendirmez. Hadi yürü. Ya ne yapıyorsun sen burada? Daha doğru düz iyileşmedin bile. Ne işin var senin arabada? Hadi acele edin biraz. Hadi bakalım. Bak orada boşluk var ha. Oraya koy. Malı yükledik. Çıkalım biz. Alo, hadi acele et bakalım hadi. Ben önden taksiyle gideceğim, tamam mı? Beni takip et. Tamam abla. Cemile Hanım, konuştuğumuz gibi değil mi? Yani kamyona bir şey olursa... Tamam dedik ya. Hadi arkadaşlar, hadi yürüyün bakalım. Herkes Cemile, bu ne tedbirsizlik ya? Ya ben gelmeseydim, kadın başına ne yapacaktın? Hoş geldin paşa. Ben bugüne kadar kadın başıma ne işler hallettim bir bilsen. Şimdi mi geldi aklına kadın başına olduğun? Cemile, doğru konuş benimle. Değerisi doğrusu bu. Yahu ben onu demek istemedim. Ya Ekrem'in adamlarıyla karşılaşırsan ne olacak? Vallahi korkuyorsan in arabadan. Cemile, damarıma basma. Benim kuru gürültüye pabuç bırakacak halim yok. Benim de yok. Tamam o zaman. Tamam. Kerim, istersen biz başka arabayla gidelim. Hiç olur mu abla? Beraber geldik, beraber gideriz. Müşteriyi yarı yolda bırakmak olmaz. Hadi yürü.
Cem de buradaymış. Ya Cemile Hanım, ben sana ne dedim? Biraz söz dinlesene. Kalın başına ne diye kalkıyorsun bu işlere? Ha? Elinin hamuruyla. Senin haberin var mı? Boş harcamayın. İş bitti, hadi gidiyoruz. Hadi. Çok teşekkür ederim Süleyman Bey. Ben bu işin altından tek başıma kalkamazdım. Rica ederim Cemile Hanım, ne demek? Telefonunuzu alır almaz harekete geçtik zaten. Malları taşıyın. Neredesin sen? Nereye gittin? Cemile ile eski günlerin hatırına bir gezinti yaptık Karolin. Tarihi ve turistik yerleri gezdik. Başka bir isteğin var mı Cemil abla? Yok, sağ ol. Bütün mallar taşınana kadar biz buradayız. Siz hiç merak etmeyin. Sağ ol. Ben sizi bugünler için mi besledim ha? Yıkılın karşımdan. Yıkıl karşımdan. Defolun, defolun. Yürü, yürü. Su gönderin bana. Su.
Sandım. Allah belanızı versin sizin. Yandım. Yangın. Kolları taşıdık Cemil Hanım. Tamam. Gerisini yarın hallederiz. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Paydos. Efendim bu durumda benim nöbetim de sona ermiş oluyor. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum Süleyman Bey. Çok sağ olun. Efendim bu dünyada her canlının bir varlık sebebi, bir işi vardır. Bal yapıyor diye arayıp teşekkür etmek lazım gelmez ki. Bu yüzünüzdeki ifade bana hiç de yabancı değil. Ara sıra Aylin Hanım'ın yüzünde de benzer ifadeyi görüyorum. Aylin iyi mi? Eve döndü mü? Evet, eve döndüm. Gayet iyi. Hiç merak etmeyin. Müsaadenizle. İyi akşamlar. İsterseniz size eve bırakabilirim Cemil Hanım. Yok sağ olun. Benim burada halletmem gereken evrak işleri var. Unuttum.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.